İş Sanat sunar. Caz Karavanı. Ben Eray Aytumur ve bugünkü konuğumuz klarnetçi, vokalist, eğitmen Kamucan Yalçın. Caz Karavanı başlıyor. Caz Karavanı ile koyulduğumuz yolda caza dair birçok soruyu değerli konuklarımızın verdiği bilgiler ve seçtikleri güzel müziklerle yanıtlama fırsatı bulduk. Ki bu bölümde en az caz kadar güzel, anlamlı ve değerli bir parametre daha var elimizde. Çocuk. Klişelere olan tutkumuzdan değil, her güzelliğin başı, umudumuz çocuklar olduğundan bugün çocuklar ve caz müzik ilişkisini konuşacağız. Klarnetçi, vokalist, eğitmen Kamucan Yalçın konuğumuz. Kamucan Yalçın, ülkemizin sayılı kadın caz enstrümanistinden biri olmasının yanında çok sayıda mini, geleceğe potansiyel bir caz müzisyeni olarak hazırladığı ve en önemlisi de kendi içindeki çocukla oyunlar oynamayı hiç bırakmadığı için Caz Karavanı'nın bu bölümünde direksiyonu devralıyor. Hoş geldin Kamucan. Hoş bulduk Eraycığım. Merhaba. Bugün seninle çocuk ve caz ilişkisini hem dinleyicilik pratikleri hem müzik eğitimi açısından konuşalım istiyorum. Hadi çünkü bakalım. Bir müziği hakkıyla tanımak o müziğin icracısı olmak kadar olmasa da yine uzun ve emek isteyen bir uğraş. Şimdi o zaman vakit kaybetmeden de başlıyorum. Hani çocuklar için klasik müzik CD'leri olur ya, anneler gebelik sürecinde dinlerdi. Hani dinlerdi diyorum çünkü artık CD o kadar da popüler bir format olmadığı için. Evet, onu güncellemek gerekiyor arada. Peki şimdi aynısını caz versiyonu üstünden düşüneceğiz. Cazın bebeğin gelişimini henüz doğmadan önce etkilediğine dair bilimsel çalışmalar var mı? Yoksa A var, B yok gibi cevaplara hazırlık olarak. Yoksa da bu tarz etkinlikler trendlerle alakalı endüstriyel ve kozmetik hevesler mi? Şahane soru. Birazcık hadiseyi medikal açıdan ele alırsak efendim, çok küçükçe anlatayım. Bebeğe ne oluyor? Bebek neyi ne zaman duyuyor? Bunu anlatmak bence tatlı olur giriş için. Çok hafifçe bir şey işte anne çocuk kadın doğum meselesiyle başlayalım. Şimdi bebek işte fetüs, cenin, sair böyle 17 haftalıkken o civarda ilk sesini duyuyor anne karnında. Bu söyleniyor. Sürpriz, henüz çok da aslında dışarıda kulak yokken 24. haftadan itibaren o minik kulaklar gelişiyor ve dışarıdan gelen seslere işte kafa çevirme, işte bizim büyüyüp de doğuca kulak kapatma dediğimiz hikayeyi içeride yapabilecek küçük kulakları oluyor. Şimdi ilerleyen zamanlarda da 24. haftadan sonra da anne sesini tanıma, hani özel olarak annesinin sesini duyunca tepki verme dediğimiz hadise gerçekleşiyor bu tıbbi olarak. 3. trimesterden itibaren de müziği tanımaya başladığını söylüyor. Bu konuda çalışan hekimler ve bilim insanları. Tanınıyor bu müzik. Çünkü doğunca da anımsıyor, tepki veriyor, deniyor. Ama burada hani müziği madem tanımaya başladı, dendikten sonra genelde yapılan şey repetitif, işte tekrarlayan bir takım ritmik ve melodik hareketlerle aslında çocuğu sakinleştirmek, yatıştırmak, yani anne karnında geçirdiği süreyi mümkün mertebe travmadan uzak, daha güvenli. Aslında müziğin içeriği ve janrından çok psikolojik olarak destekleyici bir unsur olarak kullanıyorlar. Kullanılmış. Ama tabii şey kabilelerde ne oldu bunu konuşmuyorum. Çok sınırlı bir şeyden bahsediyorum şu anda. Çok sınırlı bir bilgiden. Hani başka toplumlarda ne oluyor bilmiyoruz ama şu andaki hani bilimsel çalışmalar böyle şeyler yapıyor. Ben burada kendi sözümü şöyle keserim. Hani ne oluyor aslında bebeğe anne karnında diye. İnsan yavrusu zaten hani anne karnındayken işte efendim kaçıncı trimesterde olursa olsun bildiğimiz anlamda davul ve basla tanışmaksızın aslında onların atası olan fikre sahip oluyor ve kendi bedeninde üretiyor. Yani kalp atışlarını çok hızlıca davuldan bahsederek hani bu hiç kaba bir metafor değil tam da o. Hani ritim kaçırmak demek taşikardi tip bozukluklara denk geliyor ya hani. Yani kalp atışları, işte nabızla ilgili bastan bahsetmek yine aynı şekilde. Zaten hali hazırda insan yavrusu henüz duyamıyor, evet tepki veremiyor olsa bile bir ses kaynağı. Ve bu sesleri üretmeye başlıyor. Yani içeride bir davulcu ve basçı bebekle birlikte gelişmeye başlıyor diye düşünmeyi çok severim ben. Yanı sıra efendim annemizin alt ve üst sindirimi artık her türlü hareket çocuk aslında sese doğuyor. Sesin içinde hatta var olmaya başlıyor. Yani orada bayağı festival benzeri bir sonik ortam var. Dolayısıyla hani bundan bahsetmeyi öncelikle faydalı buluyorum.
Zaten aslında sonrasındaki o ilk çocuğa verilen müzikler yatıştırma amaçlı olsa da insan yavrusu ses dünyası zengin bir canlı. Öyle geliyor. Anechoic chamber vardır. İşte bir sessiz oda. İşte son derece teknolojik imkanlarla bütün sesin emildiği bir oda. Oraya girersiniz ve orada bağırsanız bile sesiniz duyulmaz çünkü o ses emilir. Çeşitli teknolojiler tarafından ve John Cage'in bununla ilgili şöyle dediği söylenir. Yani oraya girer ve o en sessiz odada bile ses çıkartmaksızın dikkatli dinledikten bir süre sonra iki tane temel ses duyar. Biri oldukça bas bir frekans, biri de oldukça tiz bir frekans ama duyulmaz odada bile. Duyulduktan sonra şey dediği söylenir. Yani evet artık müziğin geleceğiyle ilgili endişelenmeme gerek yok. Yine oraya gelince bir ses duydum. Dolayısıyla insan zaten böyle hani sesin içine doğuyor. Burada şeyi söyleyeceğim. Çok güzel bir soru bence Eray'cığım. Yani bu bir kozmetik bir trend mi? Bir hareket mi diye. Bununla ilgili referans da hani ilerideki playlistte de şimdiden orası biraz kalabalık oldu. Bir kısmını önceden vereyim diye. Michael Janish diye bir müzisyen var. Kendisi basçı. Amerikalı işte Whirlwind Recordings diye bir kendi firması da var. Çocuk sahibi olacağını anladığı anda diyor ki ben bebeğime ne dinleteceğim? Ve diyor hani işte amiyane tabirle diyor bu piyasayı, marketi araştırdım diyor. Ve yine adamcağızın bir baba adayı olarak ve hani caz müzisyeni bir baba adayı olarak söyleyeceklerini çok kabaca Türkçe'ye çevirsem berbattı diyor. Yani bebeklere dinletilen şeyler çok berbattı. Bunun üzerine ben dedim ki ben bebeğimin hakiki müzik dinlemesini istiyorum. Hani gerçek müzikten haberdar olsun istiyorum deyip kolları sıvıyor ve arkadaşlarıyla birlikte stüdyoya giriyor. İşte enstrümanlar, piyano, gitar, saksafon, trompet bunların hepsi kullanılıyor. Ve böyle bir 15'er şarkılık böyle bir 5 tane Jazz for Babies diye bir şey çıkıyor. Mesela ben onlara keyfiyle fakat hani böyle sevilen tırlar da var içinde. Yani işte Somewhere Over the Rainbow var ama My Favorite Things de var. Yani tamamen aslında caz değil ama hani okey hani cazi olan ve hani müzikaller var. İşte In a Sentimental Mood var ama işte Isn't She Lovely var mesela. İşte ama My Foolish Heart da var. Böyle hani ne varsa sağ olsun bebek sahibi olacak insanlara ya da bir bebek kafasıyla caz dinlemeye başlayacak insanlara önerilir. Böyle bir şey yapıyor. Ve hani sonrasında da diyor çocuğum doğduktan sonra da işte çok güzel müzik dedi. Tanıdı diyor. Ve hani hızlıca tepki verdi diyor. Dolayısıyla mesela o müzikleri dinlemiş biri olarak mesela bebeklere bunlardan bahsedebiliriz. Hani bunları söyleyebiliriz, bunları verebiliriz anne karnındayken. İşte mükemmel bir cevap sorumuza fazlasıyla. Harikasın Kamu. Bebeğimiz doğdu. Biraz büyüdü. Sağlıklı bir iletişim kurabilmesi için cazın teknik ve sonik özelliklerini de göz önünde bulundurursak onu cazla hangi yaş döneminde dinleyici olarak tanıştırmalıyız? Yani sağlıklı bir reaksiyon içine girebilmesi için. Çünkü yani bir idealimiz birer proje çocuk yetiştirmek değil, sağlıklı bireyler yetiştirmek olduğu için. Cazla ilişkilerini de kurmak istiyorlarsa kursunlar. Aynen öyle. Nasıl ilerlemeliyiz? Sorular şahane olduğu için mesela bir önceki soruyu refere ederek muhtemelen ben böyle ilerleyeceğim gibi duruyor Eray'cığım. Yani hani bir önceki soruda bir şey demeyi unutmuşum gibi değil de hani bir önceki soru yani lineer olmasın, döngüsel olsun. Senin soruların süper çünkü. Şimdi bebek büyüdü ama demin söylediğim gibi hani denklemin bir tarafında yani çubuğun bir ucunda hiçbir zaman geç değildir klişesi var. Ama öbür tarafta zaten hani söylediğim üzere yani el an bu çocuk dünyaya gelip fiziksel bir varlık kazandığı andan itibaren çok kısa bir süre sonra duymaya başlıyor. Hani bunu yorumlamak başka bir şey. Fakat hani onun ses dünyasının zenginleşmesi söz konusu olduğunda bu temeller atılıyor. Hem de hani biz yetişkinlerdeki aktif olarak kullandığımız korteks olmaksızın çok daha hani büyük bir ruhsal varlık olarak, hani psikolojik varlık olarak orada zaten bir dinleyici var. Bizim yorumlamamızın getirdiği bir takım yanlış tercümeler olmaksızın. Dolayısıyla her şekilde dinletilebileceğini düşünüyorum ben. Kendi kişisel tecrübelerimden yola çıkarak. Çünkü evde efendim çocuklar bebekken ya da işte anne karnında caz dinletildiğinde aman çok fena oluyor, travmatize oluyor gibi bir bulgu şükür ki yok. Benim bildiğim kadarıyla. Hani bu Mozart efekt, Mozart etkisi dedikleri şey var ya işte Mozart bizim zekamızı coşturuyor. Hem bitkileri hem çocukken bizi gibi ve evet, evet böyle. Hani bu çalışılmış bir şey. Benzer şekilde de caz müziği içinde bunun dinleyen işte efendim bebeklerin, çocukların daha yaratıcı olduğunu, hani yaratıcılığının tetiklendiğini ve bir birey olma çok önemli mesele. Hala mücadele de ediyoruz yetişkinken de. Bir birey olma konusunda daha rahat hissettikleri, bu konuyu çalışırken daha zorlandıkları söyleniyor. Birey olmak ve yaratıcılık. Şaşırdık mı? Hayır. Yani buna yarıyor ve bunu yapıyor biraz.
Hayır, şaşırmadık. Ayrıca da yine o kadar iyi cevap verdin ki sıradaki sorumu da aslında yanıtlamış oldun. Soru kendini imha etti. Çünkü şey diyecektim. İlk olarak neler dinletebiliriz diyecektim diye Şahane. soracaktım. Bunlara böyle belki de hani şunu bunu ve ayrıca da şunu diye yanıt vermek lazım. Yine sormuş ol Eraycığım. Çünkü hani Haydi orada sordum da o zaman, buyurun. doğru gitsin. Söyle ki elbette bir sürü şey dinletilebilir ama tabii ki hani şu var. Yine tekrar birinci soruya refere yine kadın doğum repartmanına geri dönüyorum. Şimdi hali hazırda bir bebek anne karnındayken anneyle birlikte yolculuğuna devam eder ve sürekli değişir ve gelişirken. Yani bir ses kaynağı olarak da bu çocuğun bedeni büyüyor. Bir dinleyici olarak da bu çocuğun bedeni büyüyor. Hani fiziksel bir şeyden bahsediyorum. Bu işte üçüncü trimesterden itibaren bir şeyler oluyor diyoruz ama kulaklar çıktıktan sonra mesela anne sabah kalktı ve işte katı meyve sıkacağını çalıştırmaya başladı. Şimdi bizim için bile hiç fena olmayan bir tırnak içinde gürültüyken bu anne karnındaki çocuk için çok acayip bir şey oluyor. Anne hoşlandığı bir müziği açtı. İşte şu anda atıyorum bunu listemde. Moody's Mood for Love. Anne diyelim ki bunu açtı. Çünkü anne. Anne bunu açtı dinliyor. Anne hoşnut. Çocuk yine acayip bir şey oluyor. Anne sokağa çıkıyor, yürümeye başlıyor ve bir araba önünde aniden fren yapıyor. Hani hepimizi normalde korkutan bir şey bu. Katı meyve sıkacağından, hoşlanılan müzik ve araba frenine kadar bütün skalalarda çocuk çok büyük bir şey yaşamışçasına, yani sürekli bir araba freniyle karşı karşıya kalmışçasına kasılıyor. Yani aslında her şeye bedeniyle kasılarak tepki veriyor. Dolayısıyla elbette bu çocuğa ne dinletmeyeceğinizle ilgili bir çerçeve vermekte yarar var aslında. Yani evet her şeyi dinletebiliriz. Fakat kimi frekansları ilk duyuşu olduğu için çok daha şiddetli yaşıyor. Büyüdükten sonra mesela insan kulağıyla da ilgili öyle bir şey var. Hani yaşlandıkça bas frekanslara tahammülümüzün aslında azalması. Çünkü bizim baslaşıyor olmamız. Hani evladım kafam kaldırmıyor diyen nümelerimiz. Hani böyle bir crescendo decrescendo öyle anlatmak gerekirse hani frekansa tahammülümüz böyle açılıyor ve kapanıyor. Hani fiziksel olarak. Tabii kendi donanımımız dışında söylüyorum bunu. Hani insan canlısında böyle bir durum var. Birazcık şeyi söyleyebilirim burada. 0-4 yaş arası çalıştığım bir ekipte hemen bol bol 3 tane falan çok tatlı örneğim var. Yaşanmış örneklerle söyleyeyim. 0-4 yaş arası bir grupla çalıştığımda 5-6 kişilik klarnet çalıyorum onlara. Hayatlarında ilk defa klarnet dinliyorlar. Yani tanıtan, tabii bir de küçüğüz, genciz. Dolayısıyla bir takım akrobatik hareketler de yapıyorum. Çok büyük bir kısmının bas frekansları yani klarnetin alt perdesine, alt oktavdaki notalarına tepki verdiğini görüp korktular. Mesela ilk defa duyuyorlar. Yok. Korktular. O böyle çok dilli bir gruptu. Ve böyle bebeklerden biri scary, it's scary falan dedi. Öbürkü işte yakışıklı Türkçemizdeki korkunç. Korkunç. Ama çok hızlıca böyle işte ne derler İngilizce'de? Children friendly, böyle güvenli bir yere doğru hemen çok hızlıca çıktım. Ve mesela o altta çaldığım melodiyi üstten çaldığım zaman böyle bir sakinleştiler. Çünkü onunla da ilk defa karşılaşıyorlar. Ama ben yine de bu konuda genelleme yapmayı çok sağlıklı bulmam. Çünkü bir tanesi klarnetin ilk defa duyduğu için aslında alt frekanslarından, işte pes perdelerinden korkarken o yaştaki başka bir çocuğun da ondan çok daha pes sesler çıkartan bir davulun başına oturup çok eğlendiğini gördüm. Fakat sakin ve dikkatli olmakta elbette fayda var. Yani bu cevabım Evet, gayet güzel bir bu. şekilde de bağladık konuyu. Evet. Pekala, şimdi cazı sevip dinleyicilik namına belli bir yol alırsa eğer çocuğumuz, tabii onun kişisel tercih ve talepleri doğrultusunda ilerleyeceğiz elbette. Bu hani şerhe hep koymak durumundayız burada. Dinleyicilikten icracılık tarafına geçmek isterse nasıl bir yol haritamız olmalı? Hani enstrüman seçimi, hangi yaşta hangi enstrüman ya da enstrüman eğitiminden önce alması gereken temel eğitimler nelerdir gibi nasıl bir hazırlık yapmamız gerek, nasıl bir ilerleme göstermemiz gerek? Şöyle ki şimdi yine bir nakış gibi olduğu için senin sorular herhalde bir öncekini refer edeceğim mesela. Çocuk psikolojisi, gelişim psikolojisiyle ilgili okuduğum bir şey vardı, bir çalışma vardı. Bunu paylaşmak isterim hani uyku sorunu çeken yetişkinlere de Ay birazcık minik lütfen. şifa olsun. Şöyle ki çocukları kaldırmak, uykudan uyanmak. Hani uyku başka bir dünya aslında psikolojik olarak başka bir evren. Hani onu oraya nasıl getirmek? Hani komedi filmlerinde efendim kafamıza su dökülür ya da çok büyük seslerle uyanırız. Yine orada aslında anne karnında yaşadığımız o sesi ilk duyduğumuzda beklemediğimiz andaki o travmatik fena hale dönüyoruz. Diyor ki iki terapist çalışıyor bunu. Şunu yapın diyor mesela. Çocuğu hemen kaldırmayın. Fiziksel temas. Hani okey saçını belki okşayabilirsiniz ama çocuklar farklı farklı. Hani bir fiziksel temas yerine diyor uyku çok biricik bir süreç. Bunu yavaş yavaş
çıkarın diyor. Yapılacak şey şu, çocuğun odasında bir mevsim durumuna göre de, iklim durumuna göre de önce diyor çocuğun odasını açın, penceresini ve önce biraz temiz hava girmesini sağlayın. Çocuğu üşütmeyecek ya da terletmeyecek şekilde. Daha sonra kapıyı açık bırakın. Daha sonra gidin içeride kahvaltı hazırlayın. Yalnızsınız ya da evde başka bir temel bakım veren artık her kim varsa. Ve diyor bir müzik açın. Bu herhangi bir müzik olabilir. Yani çocuk çok kendi rızasıyla... Hani böyle benim bir psikolojik olarak evren değiştiriyor olmanın sıkıntısı, bu seyahat yolculuğu olmadan gözlerini rahatça önce temiz havayla açıyor. Sonra müzikle ve içeriden sizin sesiniz gelsin, sohbet eden sesiniz. Dolayısıyla ite kaka zorlayarak değil ve ben mesela bunu ilk duyduğumda böyle uyandırılmak istedim. Yani hani kötü de uyandırılmadım kendi kişisel tarihimde ama hani tercih ettiğim o bayağı smooth diye. Hani mesela böyle çağırın diyorlar. Ben tabii burada şuna dikkat ediyorum. İçeriden gelen müzik çok önemli. Hani bir kere içeriden müzik geliyor olması şahane bir şey ama her manada hem çocukken hem de o günün özelinde, o sabahın özelinde gözünüzü açtığınız müzik çok önemli. Bir böyle başlıyor zaten. Dinleyicilik şeyi konuştuğumuz gibi başlıyor. Dinleyicilik özelliği bu küçük genç kardeşimizin. Sonra bir enstrüman. Bu şekilde karşılaşılan müzikle hani uyandırırken müzik dinleyin gibi bir izlek önermiyorum ama bu rahatlıkla karşılaşılan müzikte küçük insan, genç insan seçerken de bakarken daha rahat hissediyor. Çünkü duyguları regüle oluyor. Hani herhangi bir stres olmuyor. Günün içinde, dışında, akşam bir müziğe baktığı zaman yavaş yavaş zamanla bir enstrüman seçecektir zaten. Fakat sorunun ikinci bendine geliyorum. Nasıl seçecek? Kimi insanlar görüyoruz mesela, kimi yetişkinler. Ve o kimi insanların işte 3 yaşında da bunu çaldığı bilgisi. 6 yaşından beri işte bas çaldığı bilgisi. Bunları görüyoruz işte. 8 yaşından beri trompet çalıyor. Şahane. Ama burada şöyle bir küçük detay var. Şimdi iyi manada da söylüyorum. Kötü manada da ebeveyninizin sizden beklentisi çok önemli. Bas gitar çalmak ister misin? Bak böyle bir şey var. Başka bir şey, sizin yönelmeniz başka bir şey. Burada benim önerim şu olur, çocuklara mümkün mertebe, hatta yetişkinlere de aslında müzikle ilgilenmek isteyen ama öncelikle çocuklara dinletilebilecek her türlü enstrüman dinletilsin. Bas klarnetten okarinaya kadar. Her şey. Biraz kayırdım. Full nefesli oldu. Ama ileride onu kompansa ederim. Klanımı, kabilemi belli ettim yani. Hani Rusya'dan bahsediyorum. Bunların hepsinin dinletilmesi gerekiyor ki hani o yönelim daha sağlıklı, daha tatlı, daha keyifli olsun. Kimi hakikaten hayatı boyunca neredeyse cansız bir nesne demeye kıyamayacağınız organiklikte bir yaşayan, devinen bir canlı gibi ilişki kuruyor ve yoldaşı oluyor enstrüman ya müzisyenin hani hayatı boyunca. Kimisi de bunu denedim, bunu beğenmedim, öbürküne geçeyim diyor. Burada zorlamamak gerekiyor. Dolayısıyla önden bir örgün eğitim kurumu olmaksızın küçük genç kardeşimize, o küçük insanlara sunabileceğimiz kadar geniş bir skala sunmamız gerekiyor. Çünkü çocuk diyelim ki, yetenekli lafını çok sevmiyorum bu arada Eray'cığım. Duyarlı belki biraz işaret edebilir neden bahsettiğimizi. Çünkü herkesin bunu bir şekilde yapabileceğini düşünüyorum ve hani verilen bilgiye hızlı tepki veren, hızlı sindiren insanın hani midesi hasta birine kızmayız ya, bu ne biçim bu çorbayı halledemedim falan. Hani başka şekillerde her çocuk biricik, unik, daha başka tepkiler veriyorlar. Aldıkları eğitimle de ilgili bir şey bu. Donanımlarıyla da genetik faktör de elbette var ama hani duyarlı diyelim, hani kimisi daha çabuk, kimisi daha geç tepki verebiliyor. Çocuk çok hızlı tepki veriyor olabilir. Şahane trompet çalıyor olabilir yaşına göre. Fakat aslında davulcu olmak istemiştir. Hakikaten gönül işi bu. Neye aşık olduğunuzla ilgili bir şey bu. Dolayısıyla diğer bendine geçiyorum sorunun. Bir kere enstrüman eğitimi konusunda böyle davranılmalı. Şimdi benim de hassas olduğum bir yer geliyoruz. Şimdi kime enstrümanlar? Söz gelimi violonsel çalıyorsak biz. Çok küçükken mesela yarım denen çok şirin bir şey veriliyor. İlkokul öncesi ya da kemanın içinde hani. İşte ben violonsel çalmaya karar verdim. Sonra ilkokulda çeyreğe geçiyorum. Hani çeyreği işte 3'ü 15 değil 3'ü 45 geçiyor gibi düşünelim. 3 bölü 4'e çeyrek diyoruz. Birazcık daha büyüyor ortas. Ve daha sonra da efendim evrensel boyuttaki violonsele hani genel ortak tercih ulaşılıyor. Bedenle birlikte enstrüman da büyüyor. Şimdi kim enstrümanlarda böyle şeyler var, böyle düzenlemeler var. Fakat ben klarnet çalıyorum. 6,5 yaşında bir çocuğa klarnet vermeyi çok akıllıca bulmuyoruz. Çünkü şimdi bu küçük insanın eller dışında iskeletsel gelişimi çok önemli. Kafatası, maseter kas, işte çiğneme kası dediğimiz şey, çene kemiği, dişleri, süt dişlerini çıkarıyor. Bir tık erken olmaz. Yani olmaz demeyi de sevmiyorum ama zamanı değil. Dolayısıyla önce o dişler bir dökülecek. Ondan sonra efendime söyleyeyim hayat boyunca kullanacağı dişler oraya bir park edecek. Çünkü eğer klarnet ya da işte kamışlı enstrümanlar çalıyorsa işte saksafon ailesi,
obuğa dahil olmak üzere sürekli ağzının o bölgesine bası yapacak. Ve hani bunun üzerine teknik bir fikir bina edeceğiz. Biz ve sonra işte müzik yapılacak gibi bir durum var. Dolayısıyla mesela şu anda öyle çalıştığım bir öğrencim var. Hani 7-7,5 yaşında piyano çalışıyoruz birlikte. Hani klarnetten de bahsediyoruz. Hani tatlı tatlı işte bir ben, bir o, bir diş perisi bekliyoruz ki hani uygun bir şeye denk gelsin hikaye. Dolayısıyla kimi enstrümanlarda hani evet piccolo klarnet diye bir şey var. Ama o çocuklar için değil, daha çok da nites aralığıyla. Piccolo flüt ya, piccolo insanlar için değil o. Böyle durumlar var. Yani piccololar. Hani olabilir efendim plastik bir takım replikalar, sair. Hani elinde tutuyor olması tamam, bu istediğimiz bir şey zaten. Çünkü o rolü oynamayı seviyor. Bunu çok destekliyoruz ama hani o manada bir eğitime geçmeden önce kimi enstrümanlarla beklememiz gerekiyor. Şunu hiç bilmemem. Piyano mesela temelde bir vurmalı saz ve tuşlu çalgı. Perküsyonlar ve davul için benzer şeyler söyleyebiliriz. Vibrafon için. Hı-hı. Bunlara herhangi bir şekilde bir teknik beklenti olmaksızın temas ettiğinizde ses çıkıyor. Fakat klarnet bir tık keman. Hani çok da ergonomik değildir. Çok yakışıklı bir enstrümandır ama hani bunlardan önce ses çıkartmak, sonra o enstrümanın arzu edilen sesini çıkartmak için bedeni bir miktar zorlamak gerekiyor. Burada da çok dikkatli takip etmek gerekiyor o küçük insanı. Şeyi ekleyerek bu soruyu sonlandırmak istiyorum. Hassas değil olduğum nokta şu. Bir arkadaşımla, hem müzisyenlik hem eğitmenlik yapan bir arkadaşımla bunu konuşmuştuk. Bu konudaki senin sorduğun soruya istinaden en enteresan örnek şuydu. Yıllar önce karşılaştım. Hani dinleyen diş hekimleri ve ortodontistler sevecek burada. Bir chart var, bir tablo var. Ortodonti, işte diş hizası ile ilgili. Diyorlar ki bunu çalışmışlar. Kimi bozukluklara göre kimi enstrümanlar. Mesela işte ön dişlerimiz, santral diyorlar ona. İşte ön iki dişimiz çok ayrık ve ilerideyse mesela trompet aslında hakikaten ideal. Hani hem sen tatlı tatlı enstrümanını çalacaksın hem de oraya bir bası yapılacak. Çok güzel. İşte biz klarnetçiler ya da işte saksafoncular hani üst damak bir tık daha dominedir. Çok teknik detaya girmeden anlatayım. Hani üst damağımız birazcık da kavrayan kısım rolündedir. Bu amboşur, ağız pozisyonu dediğimiz şey çok önemli çünkü. Hani hakikaten ne güzel çaldın be. Ve domates yeme arası. Hani o şey müzikal tarzı. Nasılsa çeken bilir. Yani çok önemli bir şey dudak pozisyonu. Ve hakikaten sizi çok da zorlar. Ve tam da sorduğun gibi bedensel gelişimle hani çakıştığı noktalar olur. Şimdi bu çok enteresan bir çalışma. Harika, okey. Ama ben bu konuda da o kadar şey olmak istemiyorum. Çok tatlı bulmuyorum bunu. Çünkü çocuk eğer kalkıp da obuğa çalmak istiyorsa, ya hayır evladım senin santraller çok önde, sana trompet vermeliyiz gibi bir şeyi ben boyum uzasın diye basketbola gönderdiler irtifasında, ki bu da tatlı bir hareket olabilir ki noktalarda, ama hani orada tartışmayı sevmiyorum o irtifada. Herkes aslında ne çalmak istiyorsa, bütün çocuklar, bu öncelikle bir denenmeli. Çünkü sonuçta bir okul, bir sınava hazırlanmıyoruz. Çok muhafazakar bir müzik eğitiminden de bahsetmiyoruz. Ben bahsetmiyorum kişisel olarak. Burada önemli olan o sevdiğin enstrümanla, kendini o en tatlı hayallerinde ses çıkarttığın halinle, öyle bir işte canlandırdığın biçimde gerçek hayatta da görmek. Dolayısıyla bir süre sıkıntısı olmadan çok hassas bir dikkat ve takiple herkes her şeyi çalabilir. Yani hani kesinlikle o parmağa ihtiyacım var. Bu ses, işte şu iki sesi arka arkaya çalabilmek için dediğim, ama işte daha önce parmağı kırılmış ve çok yanlış kaynamış. Hakikaten kelebek gibiydi parmağı. O insanı da ben klarnet çaldığını gördüm. Hani kalkıp da hayır bunu yapamazsın, buna böyle eller gerekir gibi bir şey ben çok özetle sıkıcı ve gereksiz buluyorum. Çünkü bu enstrümanlar çalınmak için. Ayrıca o yaklaşımı hayatın bütün konularında sıkıcı ve gereksiz. Kesinlikle yani, o totaliter zihinden uzaklaştığımız her an orada kolumuz cazdı. Her an oraya doğru yürüyoruz zaten. Caz zaten sıkça özgürlükle kendini, hı-hı, tanımlamış bir kültür olduğu için bence şahane ilerliyoruz. Ve yavaş yavaş da sonuna geliyoruz. Peki çocuğumuza caz müzisyeni olması yolunda kurumsal bir eğitim vermeye kalkarsak, hı-hı, bunun yolu nedir? Mesela sen ve şu anda aktif olarak çalışan caz müzisyenlerimizin, hı-hı, bir kısmı güzel sanat liselerinde başlamış. Bir kısmı, hı-hı, konservatuarların klasik müzik bölümlerinde yarı ve tam zamanlı olarak çalışarak başlamış. Bir kısmı üniversitede müzik eğitimine de kurumsal bir eğitim almamış. Hatta dört başı mamur çalan bir grup caz müzisyeni abimiz, ablamız, eşimiz, dostumuz da zaten caz eğitimi almamış. Evet. Dolayısıyla hani bu
Evet, eğitim her şeyin başıdır ve çok önemlidir. Fakat otodidakt olarak da ilerlenebilir mi? Hı hı. Daha okulunu okumak somut avantajlar sağlar mı diye sorayım. Hı hı. Yine nefis bir soru Eray'cığım. Çok hızlıca yine bir önceki soruyu refere ederek böyle sürekli tatlı tatlı gideceğiz. Şöyle ki, çeşitli önerilerim olur mesela düzenli bir eğitim, işte örgün eğitim almayan birisine. Ben bunun çok elzem olduğunu düşünmüyorum. Olursa ne âlâ, fakat o kadar geniş bir derya ki bu. Kim ne çalışıyor? Ne çalışıyor? Kim ona neyi nasıl öğretiyor? Hani içerik dışında da nasıl bir eğitmen yaklaşımı söz konusu? Hani çocuklardan bahsediyorsak nasıl bir pedagojik formasyonda bize hangi bilgi veriliyor? Çünkü tıpkı anne karnı örneğinden verildiği gibi hani insanın beyin plastik bir organ, analoji yaparak ilerliyor. Zaten bizim ondan beklediğimizden çok erken bir vakitte önce hızlıca kapıyı kapatıyor. Bana diyor artık yeni data getirme. Ben hani bunları benzete benzete ilerleyeceğim. Hani benzet ettiğim şeyin yanında kendimi güvende hissedeceğim diyor. Dolayısıyla çocuğa verilen bilgiyi içerikten ziyade ona nasıl bir hisle verildiğiyle ilgili. Hani işte okullarda mesela ben klasik batı müziği eğitimi almış biriyim. Onun bir sürü hasarını da taşıyan biriyim. Bu çok uzun soluklu konuştuğumuz bir şeydir. Güzel sanatlar liseleri için de aynı şey geçerli. Burada mesela zor sözcüğünü çok katı, çok sorunlu, çok kuru bulurum. Hiçbir derste zor demem. Ama klasik batı müziği eğitiminde bu çok sık karşılaştığımız bir şeydir. Hayır, zor demeyiz. Deriz ki biraz vakit lazım bunu yapabilmek için. Şimdi bundan sonra geleceğim enstrüman eğitimine ama yani bu sorduğun soruya bir eğitim alınabilir. Evet, ama alınmazsa da hani otodidakt, evet, ilerlenebilir. Kendi kendine, hani kişi kendi kendine müzik öğretmenidir. Okey, gider. Ama yine de bir izlek sunulsa iyi olur. Çünkü öbür türlü işte sesle tarif etmek gerekirse sağ kolumuzla sol kulağımızı tutuyor olabiliriz en kötü ihtimalle. Sen söylerken bunu deniyorum. Sağ kolumuzla sol kulağımızı hemen tutmaya çalışıyoruz. Evet, yani hani birisi gelip diyebilir ki ya eğer bir sağ kola bir sağ kulak mevcutsa onu daha yakından hani en azından hani kısa yol vazifesi görür. Normalde alacağımız eğitim. Şimdi bu bir yana, ama bunun dışında dediğim gibi hani herkes her şeyi çalabilmeli demiştim ya. Şimdi enstrümanla bütünleşmesine çocuğun bir bakmak gerekiyor ve bu konuda hali hazırda hani esnek olmak gerekiyor. Bütün çalgıları denetmek gerekiyor demiştik. Dolayısıyla da bir eğitim alındığı zaman bu bir örgün eğitimse çocuğun bedensel gelişimini ve ayrıca duygusal gelişimini ve ayrıca edindiği kültüre istinaden defaatle zaten gelişim halinde bunları bir terapist hassasiyetiyle takip edecek çok muhafazakar olmayan bir öğretmenle özel olarak da çalışılabilir. Bir yere de gidilebilir. Fakat bir kurumdan eğitim almanın hiç reddedemeyeceğim faydası şudur. Ansambl olur. Yani sizin gibi orada olan insanlarla çok hızlıca ansambl kurarsınız. Bu sizin zaten derslerinizden biri olur bu arada. Bu şahane. Bu çok iyi. Hani birlikte ses çıkartma. Ben mesela benim kişisel müzik yolculuğum işte 6,5 yaşındayken işte böyle bir yıldır falan okuyorken işte İstanbul Devlet Opera Balesi'nin çocuk korosuyla başladı. Çok eğlenceliydi yani, bir masal diyarı gibi bir şey. Operalardaki çocuk partisyonlarında biz söylüyorduk kostümler ve her şey. Hatta oradan bir sürü değerli müzisyen de çıktı. Bizim camiadan hızlıca örnek vermem gerekirse sevgili Can Çankaya. Tolga. Ya işte Can Cana, ben biz böyle Kamu Can, Can Cana şeklinde böyle AKM'nin çeşitli koridorlarında ve dehlizlerinde böyle hani gezerek büyüdük. Bunu önerebilirim. Mesela bunu vokal eğitimi için de öneririm küçük çocuklara. Koroyu çok tatlı bulurum. Yani bir sürü eserden bahsediyorum. Yani işte saygın da söylensin, gospel da söylensin, her şey söylensin. Bu çok önemli. Bu şekilde ilerlenebilir. Yani hem öyle hem böyle. Aslında biraz muğlak bir cevap verdiğin gibi duruyor. Yok ama zaten hani bunun zaten çok herhalde bir keskin cevabı da olmamalıydı. Evet. Diye. Evet. Pekala, Kamucan Yalçın'dan şahane bir dinleme listesi de kaptık tabii ki. Hem çocuklarımıza gönül rahatlığıyla dinletebileceğimiz hem de çocuklarımızla birlikte keyif alarak dinleyebileceğimiz. Tüm anlattıklarından hareketle zaten bu bölüm için neden Kamucan Yalçın'ı konuk ettiğimizi de zannediyorum ikna olmuşsunuzdur. Çok teşekkürler Kamucan. Ben teşekkür ederim Eray'cığım, zevkti. Caz Karavanı'nın bu bölümünde klarnetçi, vokalist, eğitmen Kamucan Yalçın konuğumuz oldu. Masada Osman Cevizci'ye teşekkür ediyorum. İş Sanat'ın katkılarıyla hazırlanan Caz Karavanı sona erdi. Bir sonraki bölümde caz müziği içindeki yolculuğumuza devam edeceğiz. İş Sanat sundu. Caz Karavanı.